Evet, bir yanımda Emekli TV Genel Yayın Yönetmeni sevgili Fatih Polat. Bir diğer yanımdaysa sosyal güvenlik uzmanı sevgili Özgür Kaya var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen direkt sorularla başlayacağım bugün. Olur mu? Başlayalım. Lütfen. Söylemek istediğiniz var mı? Var. Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bizi izleyen herkese. Bugün yine gerçekten tüm emeklilerimizi, ev hanımlarını, bankaya borcu olan tüm vatandaşlarımızı ve kiracılarımızı çok yakından ilgilendiren konuları Özgür Bey'le beraber ele almaya çalışacağız. O zaman hemen soracağım. Özellikle anneleri çok önemsiyorum ben. Toplumu analar doğuruyor. Anne ne kadar güçlüyse o kadar ruh sağlığı da yerinde oluyor. Dolayısıyla topluma faydalı evlatlar yetiştiriyoruz. Peki ruh sağlığımız nasıl iyi olacak? Tabii ki maddi kazancımız yerinde olacak. Bunun yanı sıra özel hayatımız yerinde olacak. Şimdi ben biliyorum ki bu programı yaptığım günden beri birçok hanım şiddet gördüğü halde, eşinden dayak yediği halde, hiçbir yere, yani gidecek hiçbir yere olmadığı için orayı terk edemiyor. O şiddete de maruz kalıyor. Belki elinde bir altın bileziği olsa, belki bir mesleği olsa ya da bir emeklisi olsa acaba katlanır mıydı o yaşadıklarına? Şimdi uzmanlarımız bizim için burada hanımlar. Özellikle kadınlara sesleniyorum. Lütfen bu programı can kulağıyla dinleyin. Anneler, anneysen nasıl emekli olabilirsin? Önce onu konuşacağım. Tamam. Sorunuza geçmeden önce Prenses Hanım'ın doğum gününü kutlayalım. Ay çok Serra teşekkür Hanım. Ederim. Çok sağ olun. Allah uzun ömürler versin. Anne deyince dün Instagram'a da yazdım. Gerçekten bugün benim kızımın doğum günü. Bugün kimin doğum günüyse ekran başına bizi izleyenler arasında herkesin doğum gününü kutluyorum. Gerçekten evlat sahibi olmak isteyen herkese Yüce Yaradan'dan diliyorum ki en kısa zamanda hayallerinize kavuşun. Çünkü dünyanın en zor ama en güzel mesleği anne olmak. Serra'ya nice uzun uzun ömürler, sağlıklı, mutlu bir hayat diliyoruz. Onu öpüyoruz. Evlatlarımızın tahtı ve bahtı güzel olsun inşallah. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Doğum günü kimin kızımın fotoğrafını da koydum. Mavili. Adı Evlat. Gerçekten duygusu çok başka. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Herkesin doğum gününü kutluyorum bu arada. Evet, o zaman annelerle başlıyoruz biz. Başlayalım. Evet. Peki. Anneleri çok önemsiyorum. Kadını kesinlikle çok önemsiyorum. Evet. Şimdi Nur Hanım, biz sizin programınızda özellikle kadınlarımızın, kadın çalışanlarımızın, annelerimizin emekliliğiyle ilgili sosyal güvencelerini elde edebilmeleri için birçok alternatifler üretiyoruz. Hı hı. Onları yönlendirmeye çalışıyoruz. İstiyoruz ki ileriki yaşlarda başkasının eline bakan ya da muhtaç hale gelmesinler. O nedenle kadınlarımız biliyorsunuz 2008 yılından bu yana, bu esasında daha evvelinden yapılması gerekiyordu fakat ne yazık ki bir şekilde göz ardı edilmiş. Erkeklerde nasıl askerlik borçlanması yıllardır varsa, pek çok erkek çalışan askerlik borçlanmasıyla emekliliği elde etmişse, annelerimiz ne yazık ki doğum nedeniyle sadece 2008 yılından bu yana, yaklaşık 12 yıldan beri bu hakka sahip oldular. Ancak bu yasal düzenleme içerisinde de bir eksikliğimiz var. 2 hafta önceydi hatırlıyorsanız Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyaset belgesinde bununla ilgili bir maddeden söz ettik. Ve sizin izleyicileriniz bize her zaman bunu soruyorlar. Ne zaman bu bir gerçekleşecek? Hangi maddeydi o? Kadınlarımızın sigortalı olmadan önce gerçekleştirmiş oldukları doğumlarla ilgili bir borçlanma şu an uygulamada yok. Yani mevzuat gereği. Kadınlarımız sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce gerçekleştirdikleri doğumlar için ne yazık ki doğum borçlanması yapamıyorlar. Hı hı. Mesela kadının işte 1500 günü kalmış, 2000 günü kalmış emekli olabilecek fakat doğumlarını sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce gerçekleştirdiği için ne yazık ki onlardan borçlanma yapamıyor. Halbuki sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra gerçekleşen doğumlarda böyle bir avantaj var. Yani kadınlar arasında da biz kendi elimizle bir eşitsizlik yaratıyoruz. Bu da yasanın çıkış ruhuna aykırı bir şekilde bir düzenlemeye dönüştü. İnşallah önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız bununla ilgili bir düzenlemeye talimat verecek. İnşallah. Cumhurbaşkanlığı siyaset belgesinde bu mevcut. Doğumdan önce gerçekleşen sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce gerçekleşen doğumlardan en az bir tanesini borçlanma hakkı verilirse kadınlarımızın yaklaşık şu an için benim hesaplamalarıma göre 90 bin ila 100 bin civarında bir kadın emekli olabilecek potansiyele sahip.
Bir daha yani söyleyin. Bahsettiğimiz bir daha söyleyin. Kaç 90 kişi? Ya da 100 bin civarında bir, rakam. Bir kadın şu an gözü kulağı bu yasal düzenlemenin yapılmasında. Eğer bu gerçekleşirse kadınlarımızdan 90 ya da 100 bin civarında benim hesaplamalarıma göre yani 3 aşağı 5 yukarı İnşallah, sapabilir. İnşallah bu müjdeli haberleri ama, bekliyoruz. Gerçekleşirse ciddi bir kadınlarımız için kazanım olmuş olacak. Evet, şimdi geçen hafta gelen sorular arasında en çok bu soru vardı. Evi olan emeklilerden hangi vergiler alınmaz? Şimdi eviniz varsa ve emekliyseniz hangi vergileri ödemekle mükellef değiliz? Evet. Bunu konuşacağız. Hangi şimdi, vergiler alınmıyor? Evet, Nur Hanım, şimdi biliyorsunuz emekli maaşı ortalaması ülkemizde yaklaşık 1700 lira civarında. Son yapılan zamla beraber en düşük emekli maaşı 1500 lira oldu. Gelinen noktada vatandaşlarımızın almış olduğu bu parayla hayatını idame ettirebilmesi tabii ki kolay değil. Bütün emeklilerimiz neredeyse pek çoğunun gerçekten büyük bir sıkıntısı var. Ama bir şekilde hiçbir şekilde emeklisi olmayan ya da geliri olmayan vatandaşlarımıza göre emeklilerimiz bir nebze olsun nefes alabiliyorlar. Şimdi biliyorsunuz 25-30 yıl boyunca vatandaşımız çalışıyor. Çalıştıktan sonra da başını sokabileceği eğer bir tane ev alabiliyorsa ülkemiz şartları içerisinde gerçekten şanslı. Şimdi düşünün, emeklisiniz ve bir de kira ödüyorsunuz. Maaşınızın en az %50'si kiraya gidiyor demektir. Bunun içerisine biz faturaları da kattığımız zaman elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturasını da kattığımız zaman elde avuçta maalesef hiçbir şey kalmıyor. Hal böyle olunca da şöyle bir tablo çıkıyor. Vatandaşımızın bazı vergileri ödemekte zorlandığını biliyoruz. Şimdi eğer siz bir emekliyseniz ve sadece bir tane eviniz var ve o evde yaşıyorsanız, yani ikamet adresiniz size aitse, tapusu sizin adınızaysa, belediyeye gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki ben emekliyim, ben emlak vergisi ödemek istemiyorum diye bir dilekçe veriyorsunuz. Bu dilekçeyle beraber siz artık yılda iki taksit halinde ödenen emlak vergisinden muaf oluyorsunuz. Emlak vergisi ödemiyorsunuz. Tekrar edeyim bir izniniz tekrar olursa. Tekrar edelim, önemli bir konu çünkü bu. Eğer emekliyseniz ve sadece bir tane ikamet eviniz varsa, ikamet ettiğiniz, üzerinize kayıtlı başka ev, arsa vesaire gibi gayrimenkul olmayacak, tek bir eviniz ve o evde yaşıyorsanız siz emlak vergisi ödemiyorsunuz. Bu ev neredeyse, nerede yaşıyorsanız bağlı bulunduğunuz belediyeye gidiyorsunuz ve dilekçe veriyorsunuz. Emlak vergisi ödemiyorsunuz. Emlak vergisinden muaf oluyorsunuz bunun. Peki en önemli sorulardan bir tanesi, emekliysek maaşımız varsa ve bu maaşa bazı borçlarımızdan dolayı haciz konulabilir mi? Evet, bu pandemi öncesinde de bu konu çok gündemdeydi. Artık önümüzdeki günlerden itibaren de artık yargılama süreçleri, işte icralarla ilgili süreçler başladığında bu konu tekrar gündeme gelecek ve vatandaşlarımız da bunu çok soruyor Nur Hanım. Şimdi emekli maaşlarına haciz konulamaz. Yani kişi emekli ise emekli maaşına haciz konulamaz. Emekli maaşına sadece iki müessese haciz koyabilir. Bir tanesi Sosyal Güvenlik Kurumu, bir tanesi de nafaka ödemeleriyle ilgili. Bunun dışında emekli maaşlarına hiçbir surette haciz konulamaz. Yani banka haciz koyamaz. Evet. Şimdi emeklilerimizin başına şöyle bir iş geliyor Nur Hanım. Bankadan kredi kullanıyorlar. Bankalar kredi kullanırken kendilerinden maaşlarında haciz konulmasına ilişkin muvafakat alıyorlar. Bu yasal değil. Emeklilerimiz bankadan kullandıkları kredi karşılığında bankalara haciz konulabilir muvafakatı vermemeleri gerekiyor. Eğer banka bu muvafakat olmamasına rağmen haciz koymuşsa burada yasayı ihlal ediyor demektir. Emeklimizin yapması gereken... Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi tamam, öyle bir şey önünüze getiriyorlar. Evet. Zorunlu kılıyorlar sizi. Onu imzalamazsan da o parayı vermezler. Hayır, öyle bir şey söz konusu değil. Öyle mi? Değil, evet. Size sizin önünüze bundan getirilen... Bundan eminsiniz, evet, değil mi? Evet, sizin önünüze öyle bir muvafakat getirmesi, sizden bir muvafakatname istemesi yasal değil. Ama sizin önünüze böyle bir talepte bulunabilirler. Hayır, ben muvafakat vermiyorum dediğiniz anda size bu muvafakatla ilgili bir zorlama söz konusu değil. Şayet emeklimiz bu muvafakatı olmamasına rağmen banka eğer bu emeklimizin maaşına haciz işlemi uygulamışsa emeklimiz icra dairesine, ilgili icra dairesine itirazda bulunacak. Eğer icra dairesi bununla ilgili haciz işlemini durdurmazsa oradaki haciz memuruyla, müdürüyle ilgili Cumhuriyet Savcılığına
emekli bir suç duyurusunda da bulunabilir. Şimdi yani iki şeyi bu öğrendik. Bu konuyla ilgili Nur Hanım bakın çok çok önemli bir konu. Özgür Bey'in altını çizmiş olduğu. Şimdi ülkemizde maalesef ve maalesef emeklilerimiz, dar gelirli vatandaşlarımız, işçilerimiz, asgari ücretlilerimiz bankaların dayatmasıyla karşı karşıya. Şimdi Özgür Bey ne diyor? Yasal değil diyor. Şimdi benim paraya ihtiyacım var, bankaya gidiyorum, faizi var, hayat sigortası var, o masrafı, bu masrafı bilmem nesi var, 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 var. Bir de önüne Özgür Bey'in de söylemiş olduğu gibi bir tane evrak konuluyor. Bu evrakta da benim emekli maaşımla siz düzeltiyorum, haciz koyabilirsiniz diyor. Ama kanun diyor ki açık bir şekilde, ben hukukçu değilim ama pek çok emekli arkadaşımızla bunu konuşuyoruz, ediyoruz, biliyoruz. Mevzuat açık. Diyor ki evet. Nafaka alacakları ve bunun dışında sosyal güvenlik kurumu ile ilgili herhangi bir alacak yoksa bu para alınmaz. Banka ne yapıyor? Elinize evrakı koyuyor. İmzalıyorsunuz ve vatandaşın parasını haczediyorlar. İkinci bir oyun var burada. Bankalar tarafından yapılan. Bakın ülkemizde milyonlarca vatandaşımız bazı bankalar tarafından adeta esir alınmış halde. Niye? Diyor ki ben senin maaşına haciz koymuyorum ama bloke koyuyor. Bloke. Ne demek bu bloke? Çekemiyorsun. Maaş geldi. Hesabınıza yattı. Diyor ki senin borcun var, tamam ben haciz etmiyorum ama bloke ediyorum. Çekemiyorsunuz. Ne para gönderebiliyorsunuz ne para, parayı da herhangi bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunun anlamı şu: bazı bankalar emeklimizin maaşını göz göre göre el koyuyor. Olamaz böyle bir şey. Örtülü haciz. Olamaz bu. Peki. Bloke. Haciz değil, tamam diyor, icra işlemi yok diyor. Çok var ama böyle. Bloke çok. Yapıyorlar. Bakın bu çok da yasal var. Değil. Özgür Bey de söyledi, hukuki olarak hakkınızı arayabilirsiniz. Siz o evrakı imzalamak zorunda değilsiniz. Peki nereye başvurmamız gerekiyor böyle bir durumda? Diyelim BDDK banka... var, Bankacılık evet. Denetleme ve Düzenleme Kurulu var. Bununla ilgili BDDK internet sitesi var. Buraya şikayette bulunabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı CİMER İletişim Merkezi'ne şikayette bulunabilirsiniz. Bu konuyla ilgili ombudsmanlık kurumu var, resmi kurumdur. Oraya da şikayette bulunabilirsiniz. Bakın bankalar... Bu ülkede maalesef ve maalesef Nur Hanım milyonlarca vatandaşımızı adeta esir almış halde 1700, 1800 hadi 2000, 2500 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımızın acize düştüğünde, geçinemediğinde, borçlandığında gittiği tek bir kapı var, banka. Bankalar da bunu suistimal ediyorlar. Sen vatandaşın maaşına nasıl bloke koyarsın? Sen vatandaşın kanun açık ne diyor? SGK alacakları ve nafaka alacakları haricinde hiçbir şekilde vatandaşın maaşına el koyamazsın. Böyle bir şey olamaz. Şimdi bakın vergi alacakları dahi haciz koyamıyor Nur Hanım. Hı hı. Sadece SGK alacakları ve nafaka alacakları. İki tane can alıcı kurumun dışında hiçbir şekilde yapılan işlemler yasal değildir. Ama Fatih Bey'in ifade ettiği gibi bazı kurum ve kuruluşlar ne yazık ki yasal olmayan uygulamalarla insanları bezdiriyorlar. Çünkü siz bu işlemleri çözmek için işte BDDK'ya gideceksiniz, tüketici haklarına gideceksiniz, ombudsmanlığa gideceksiniz, CİMER'e gideceksiniz. Bu işlerle uğraşmaktan sizin ananız ağlayacak ama... İşte insan da maalesef vatandaşlarımız da çaresiz buna boyun çoğu eğiyor. Çoğu zaman bence bunu bilmediğimiz için de hareket belki de bilmediğimiz etmiyoruz yani. Pek çok emeklinin maaşına haciz konulmasına evet. rağmen bakın haciz işlemlerinin durdurulmasını istemiyorlar. Yani biz şeyle düşünüyoruz düz mantıkla. Zaten ben bankadan para çektim. Bankaya paramı ödeyemediğim için bankada maaşıma haciz koydu diye düşünüyoruz. Evet. Ama şunu artık öğrendik ki emekliysen bankadan para çekip geriye ödeyemediysen senin maaşına banka haciz koyamaz. Kim koyabilir? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu. Evet. Bir ve de eğer hani evliysen, boşanmışsan, nafaka düzgün ödemiyorsan ve nafaka ödemen gerekiyorsa, bunu ödemiyorsan alacak birisi varsa evet. o durumda orada yine da zaten, devlet el koyuyor. Orada da zaten belli oranları var Nur Hanım. Yani maaşın tamamına da haciz konulması kısmı. Evet. Maaş haciz konulamıyor. Bunu gerçekten öğrendiğimiz çok iyi oldu. Hep diyorum ya hakkımızı bilirsek de güçlü oluyoruz. Bu önemli bir konu. Emekli eşlerine maaş bağlanacak mı diye sormuş evet, bir seyircimiz. Şimdi bu konu çok çok önemli bir konu. Biz de biliyorsunuz Emekli TV'de bu tarz sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Bize gelen en çok soru aldığımız konulardan bir tanesi de emekli eşlerine herhangi bir maaşın bağlanıp bağlanamayacağı konusu. Bakın burada konuşulan konu şu aslında. Bu işin temelinde vatandaşımızın almış olduğu emekli maaşıyla maalesef pek çok vatandaşımızın geçinememesi. Hal böyle olunca da şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Siz de konuşmanızın başında ifade ettiniz.
keşke bir emekliliğim olsa diyen hanımefendiler özellikle bu maaşı almak istiyorlar. Şimdi bu çok önemli bir konu çünkü. Evet, emekli eşlerine maaş verilmesi ya da bu konunun gerçekte hayata geçmesi aslında bizim Türk aile yapısını da ayakta tutacak olan konulardan bir tanesi. Düşünün, bir emekli 25 yıl eğer evliyse, evli kaldıysa, 25 yılın sonunda o kişinin eşi de eğer emekliyse, ona minimum düzeyde de olsa bir maaşın verilmesi demek Türk aile yapısının da korunması anlamına geliyor. Bakın Nur Hanım, yılda yaklaşık 350 bin çift ülkemizde boşanıyor. 350 bin çift, 500 bin küsür, 550 bin civarında evlilik var. 350 bin de boşanma var ülkemizde. Aile yapısı maalesef ve maalesef çok ciddi oranda zarar görüyor. Hal böyle olunca da aile yapısını ayakta tutacak sosyal reformların en kısa sürede hayata geçirilmesi gerekiyor. Nur Hanım, bakın ülkemiz şu anda ne diyoruz? Genç nüfusuz diyoruz değil mi? 2045 yılından sonra biz de artık yaşlı nüfus kategorisine yavaş yavaş geçmeye başlayacağız. Gelişmiş ülkeleri düşünelim. Özellikle Avrupa ülkelerini düşünelim. Ekonomik anlamda gelişmiş ülkeleri ne yapıyorlar bunlar? Yeterli iş gücü olmadığı için dünyanın pek çok yerinden göçmenler alıyorlar. Niye? İş gücü yok. Biz burada şunu anlatmaya çalışıyoruz. Aile yapısının ayakta kalabilmesi için emekli eşlerine az ya da çok, o tartışılır, devletimizin imkanları doğrultusunda mutlak surette bir maaşın bağlanması gerekiyor. Bakın yine gelişmiş ülkelerde çocuk parası denilen bir para var. Neden çocuk parasını veriyorlar? Çünkü doğum oranını arttırmak için devlet bir teşvik veriyor. Nüfusu yaşlanmasın diye, nüfusu dinamik tutabilmek için bu tarz formüller hayata geçiriliyor. Bizde de emekli eşine böyle bir şey verilirse inanın bana boşanmaların sayısının azalacağına inanıyorum. Ülkemizde boşanma gerekçelerinin en büyüğü, en önemli nedeni bana göre ekonomik nedenler. Paranın olmadığı yerde maalesef ve maalesef huzur olmuyor. Bakın pandemi dönemini büyük bir oranda atlattık. Karı koca aynı evin içerisinde boşanma sayısı arttı, şiddet sayısı arttı ve gelinen noktada aileler zarar gördü. Hal böyle olunca da biz de diyoruz ki mutlak surette emekli eşlerine az ya da çok bir maaşın bağlanması gerekiyor Nur Hanım. Evet. Şimdi bakalım vatandaş ne diyor, seyirci ne diyor, izleyenler ne diyor. Nebahat Hanım demiş ki günaydınlar, önemli bir soru. Sorun emeklinin maaşına haciz konulmadığı için ev sahiplerini mağdur ediyorlar. Bunu da bilinçli yapıyorlar demiş. Helal etmiyorum hakkımı diye bir şey söylemiş. Bir başka seyircimiz öğrendiğimiz çok iyi oldu demiş. Benim maaşıma banka haciz koydu. Yani bakın, bankada muvafakatı yoksa, muvafakatı namesi yoksa ilgili icra dairesine hemen itiraz edecek. İcra dairesi eğer o hacizi kaldırmazsa İcra dairesiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunabilir. Evet. Bu arada tekrar döneceğiz. Sorularınızı bekliyorum Instagram üzerinden. Program başında söylediğim gibi yani çok önemsiyoruz ve sizin sesinizi buradan duyurmak istiyoruz. Ne öğrenmek, ne sormak istiyorsanız Instagram Nur Viral. Yıllık izin kullanamayanlara gelelim. Evet. Yıllık izin kullanamayanlara para ödenecek mi? Ödenmez Nur Hanım. Şöyle, yıllık izin dediğimiz çalışanın bir yıllık çalışmasının karşılığında bedenen ve ruhen yorgunluğunu gidermek, kendini rehabilite etmesi için kendisine yasayla tanınmış bir haktır. Dolayısıyla bunun kendisine yasayla tanınmış bedenen ve ruhen kendini dinlendirilmesini para karşılığına çeviremez. O nedenle çalışanların, ülkemizdeki özellikle çalışanların bir kısmı çalıştıkları yıl itibariyle elde ettikleri yıllık izinlerinin tamamını kullanma olanaklarına sahip olamayabiliyorlar. Hal böyle olunca örneğin 2020 yılının izni 2021 yılına bir kısmı sarkmış oluyor. 2021'deki izinin bir kısmı bir sonraki yıla sarkmış oluyor. Haliyle uzun yıllar çalışanlar da genelde bir yıllık izin yükü oluşur, birikir. Bazen işverenler der ki sana bunun parasını ödeyelim, izinlerini sıfırlayalım. Bu yasal değildir. Bazen de çalışanlar bunu talep edebilir. Bu da yasal değildir. Yıllık izin parası ne zaman ödenir?
Diyelim ki siz bir işveren yanında 5 yıl boyunca çalıştınız. 2 yıl yıllık izin kullandınız ama son 3 yılın yıllık izinlerini kullanamadınız. Bir de yanlışlardan bir tanesi, şu hemen yeri gelmişken, aklıma gelmişken söyleyeyim. Yıllık izin yanması diye bir kavram yoktur hizmet akdine tabi çalışanlarda. Yıllık izin yanması kamuda çalışanlara, yani devlet memurlarına has bir uygulamadır. Dolayısıyla sizin 3 yıldan beri kullanamadığınız ya da 5 yıldan beri kullanamadığınız yıllık izinlerin, eğer işveren sizin iş akdinizi sonlandırırsa, o zaman işten çıkarken parasını ancak ödeyebilir. Onun dışında iş akdiniz devam ederken, hizmet sözleşmeniz devam ederken siz yıllık izin parası çalışan olarak özür dilerim talep edemediğiniz gibi işveren de size bu konuda ücretini ödemez. Onun için çalışanlar bu konuya dikkat etmeli. Şimdi emeklinin gözü bayram ikramiyesinde. O kadar çok soru gelmiş ki bu konuyla ilgili, bayram ikramiyeleri 2000 TL olacak mı diye. Hemen soralım Fatih Bey'e. Emekliler de ekran başında biliyoruz. Her sabah evet, bizi yalnız bırakmıyorlar. Evet, görüyorsunuz sorumuz bu. Emekli bayram ikramiyesi 2000 TL olacak mı? Evet Nur Hanım, biliyorsunuz 3 yıl önce çok güzel bir uygulamayla dini bayramlar öncesinde, Kurban ve Ramazan bayramı öncesinde vatandaşlarımıza 1000 lira bayram ikramiyesi ufak tefek ihtiyaçlarını karşılasın diye verilmeye başlandı. Çok güzel bir uygulama. Emeği geçenleri ben de kutluyorum. Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımıza 750 lira pay ediliyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda da böyle bir soru almıştık yine izleyicilerimizden. Özel sandıklardan emekli olan, özel bankalardan emekli olan vatandaşlarımız maalesef ve maalesef tek bir kuruş bayram ikramiyesi alamıyorlar. Bu vatandaşlarımızın mağduriyetinin de giderilmesi gerekiyor. Gelinen noktada bu konuyla ilgili olarak şu an Ankara'da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bürokratları ortak bir çalışma yürütüyorlar ve bayram ikramiyelerinin erken ödenmesiyle ilgili önümüzdeki günlerde güzel bir haber alacağız. Biliyorsunuz pandemi nedeniyle Ramazan bayramı öncesinde ödenmesi gereken bayram ikramiyeleri erken ödenmişti. Şimdi de Kurban Bayramı öncesinde daha erken bir tarihte bu ikramiyeler ödenecek. Şimdi asıl vatandaşımızın, izleyicimizin sorusuna gelecek olursak, şimdi burada vatandaşımız şunu söylüyor aslında. Bakın 3 yıl önce ödenen 1000 lirayla bugün ödenen 1000 lira enflasyon düşünüldüğünde aynı değil. 3 yılın enflasyon ortalaması minimum seviyede diyelim ki %25. Bu %25 şu anlama geliyor. 1000 lira 3 yıl önce 1000 lira bugün 750 liraya düştü demektir. Yani enflasyon karşısında eridi demektir. Ne zaman, sizler de çok iyi biliyorsunuz ki emeklilerimize yılda 2 kez Ocak ve Temmuz döneminde enflasyon ortalamasıyla bir zam yapılıyor. Vatandaşlarımızın da isteği şu. Bayram ikramiyeleri de tıpkı vatandaşımıza 6 ayda bir yapılan zam gibi mutlak surette enflasyona ezdirilmemeli ki vatandaşımızın bir nebze olsun yüzü gülsün. Bu 1000 lira bakın çok çok önemli bir konu. Bayram ikramiyesi alacak olan tüm emeklilerimizin, dul yetim maaşı alan vatandaşlarımızın burayı çok dikkatli bir şekilde izlemesini, dinlemesini rica ediyorum. Şöyle bir konu var. Bakın vatandaş zaten düşük bir emekli maaşı aldığı için onun alacağı 50 lira, 100 lira bile çok çok önemli. Öyle şeyler görüyoruz ki bazı vatandaşlarımız maalesef ve maalesef torununun cebine 5 lira harçlık koyamıyor. İşte bu para bir nebze olsun vatandaşımızın kanayan yarasına tamamen sorunu çözmese de bir nebze olsun merhem olabiliyor. Biz de şunu bekliyoruz sayın devlet büyüklerimizden, mutlak surette bayram ikramiyelerinin enflasyon oranında yükseltilmesi gerekiyor. Gönül ister ki tabii ki ekranın ortasında şu anda duran 2000 lira gibi olsun ama şu anki ülkemizin ekonomik şartları içerisinde bunun 2000 lira olması şu an için mümkün olmasa da önümüzdeki dönemlerde bununla ilgili çok güzel haberler alacağımıza ben inanıyorum. İnşallah. Şimdi geçen hafta da bu konuyu konuşmuştuk. Keşke bir eve iki maaş girebilse değil mi? Evet. İşte vakti zamanında siz de eşinizi önemseyip, buradan erkeklere sesleniyorum, yakışıklı beylere sesleniyorum. Siz de eşinizi önemseyip eğer sigorta yaptırmış olsaydınız değil mi? Evet. Bugün o da emekli olurdu. Siz de emekli olurdunuz. Banka kartlarını cebinize koyardınız, giderdiniz. Her ayın başında çift maaşınızı çekerdiniz, evinize gelirdiniz ve yani sen huzurlu, ben huzurlu. Herkes mutlu. Şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu. SGK'dan kimler iki maaş alabilir? Bir
tek SGK'lılar mı alabilir? Bağkurlar da alabilir mi? Bunun detayını öğrenelim evet. sizden. Bu esasında Nur Hanım biraz karışık bir konudur ama ben çok fazla tarih detaylarına girip izleyicimizin kafasını karıştırmayayım. Hem Bağkur'dan hem emekli sandığından hem de SGK'dan iki maaş almak mümkün. Nasıl? Şimdi sigortalı vefat etti. Vefat tarihi de 1-10-2008 tarihinden önce. Bağkurlu vefat etti. Eşi Bağkur'dan ve Bağkur emeklisi eşinden dolayı kendine dolaylı bağlattırdı. Hı. Şimdi izleyicimiz şunu soruyor. Benim babam veya annem SGK'dan emekli. Onun maaşını da yetim maaşını da alabilir miyim? 1-10-2008'den önce Bağkurlu vefat eden eşten dolayı kendine dolaylı bağlanıyor. 1-10-2008 öncesi anne ya da babası vefat etmişse SGK'lıysa ondan da yetim aylığı alabiliyor. Ancak vefat tarihleri burada önem arz ediyor. Yani 1-10-2008 tarihi öncesi ve sonrası. Yani ya eşin ölümü önce olacak ya anne babanın ölümü önce olacak her iki aylığı alabilmek ama için. Ama burada tarihi 2018. 2008. Ha, 2008 ben de mi yanlış söyledim? 2008. Siz mi 2018 dediniz galiba? Ben mi? Olabilir. Yani bazen tamam. karıştırıyoruz tarihleri. Yani 1-10-2008. 1-10-2008 öncesi vefatlar, 1-10-2008 sonrası vefatlar. Burada çift aylık alınıp alınmayacağını belirliyor. Hı hı. Şimdi SGK'lı eşi vefat etmiş kadının 2008 öncesi. Babası da 1-10-2008'den sonra vefat etmiş. Her ikisini de alabiliyor. Hı hı. Yani burada eşlerin durumu... ölüm tarihleri, anne babanın durumu, ölüm tarihleri ve sigortalık statüleri. Ama emekli sandığında şöyle bir avantaj var. Emekli sandığı mensuplarının kızları kendileri emekli sandığından emekli değillerse, çalışsalar da emekli de olsalar annelerinden babalarından illaki yetim aylığı alıyorlar. Emekli sandığı bu konuda daha şanslı o zaman. Evet. Değil mi? Emekli sandığı kızları diyor ki biz şanssızız diyorlar ama esasında şanslılar. Şanslılar. Mesela emekli sandığı mensubunun kızı çalışırsa herhangi bir gelir ya da aylık alsa da emekli sandığından vefat eden anne ya da babasından yetim aylığı alabiliyor. Ama SGK'lı bir çalışan anne ya da babasından hiçbir surette yetim aylığı alamıyor. Peki. Mini job diye bir yasa var. Evet. Bu yasayla ilgili bilginiz var mı? Ben biliyorum ki bizi yurt dışından çok takip eden seyircimiz var. Almanya, Fransa, Belçika, Azerbaycan. Yani çok sayabilirim. Buradan herkese selam olsun. Özellikle Azerbaycan'dan izleyenlere, Almanya'dan izleyenlere, Belçika'dan, Fransa'dan, Avusturya'dan, Amerika'dan hatta YouTube üzerinden bizi takip edenler var. Herkese sevgiler sunuyorum. İyi ki varsınız. YouTube'daki adresimizi biliyorsunuz. Hayatta her şey var. Yine biz bu cuma tatile gireceğiz ama oradan ara ara size ulaşacağız. Yani tatilde de sizi yalnız bırakmayacağız inşallah. Şimdi... mini job yasasını önce bir konuşalım. Evet. Yurt dışında yaşayanları bu çok ilgilendiriyor bu yasa. Mini job ne demek onu öğrenelim ve seyircimiz sormuş. Yurt dışında yaşayanlar için mini job yasası çıktı mı? Evet çok güzel bir soru. Aynı zamanda sizin de ifade ettiğiniz gibi bizi yurt dışından izleyen Almanya, Belçika, Hollanda, İngiltere, Türk vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu yerdeki vatandaşlarımızın pek çoğundan biz de bu soruları alıyoruz. Şimdi mini job nedir? Mini job kısa çalışmadır. Eğer Türkiye'den emekli olduysa bu vatandaşımız, Türkiye'nin sosyal güvenlik anlaşması olan ülkelerde maalesef bu vatandaşlarımız kısa çalışma yapamıyorlardı, normal çalışmada yapamıyorlardı. Çünkü hemen buradan maaşları kesiliyordu. Bazı vatandaşlarımız soruyorlar bize nasıl anlaşılıyor diye. Bakın sosyal güvenlik anlaşması yapmış olduğumuz ülkelerdeki siz eğer gidip bir yere çalıştığınızda oranın sistemine girdiğinizde hemen Ankara'dan bizim sosyal güvenlik sistemimizden sizin orada çalışmaya başladığınız görünüyor ve hemen emekli maaşınız kesiliyor. Hal böyle olunca da yurt dışındaki vatandaşlarımız biliyorsunuz orada da yüksek emekli maaşları almıyorlar. Bir nebze olsun geçinebilmek, faturalarının bir kısmını ödeyebilmek için Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya gibi ülkelerde pek çok vatandaşımız çalışmak istiyorlar. Biz de bu konuyu sık sık gündeme getirdik. Geçtiğimiz hafta içerisinde bu konu nihayetlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir torba yasa geldi ve torba yasayla beraber artık mini job çalışması yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız yapabilecekler. Peki kaç paraya kadar mini job çalışması yapılabilir?
Biliyorsunuz Almanya'da 450 euroya kadar olan çalışmalar mini job olarak sayılıyor. Bununla ilgili detaylar kanun şöyle diyor. Yetkiyi Sosyal Güvenlik Kurumu'na vermiş. Yani Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı SGK tarafından. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde bir genelge yayınlanacak. Genelgede diyecek ki örneğin şu kadar euroya kadar olan çalışmaları yapabilirsiniz ve emekli maaşınız kesilmez diyecek. Şu anda bununla ilgili çalışma devam ediyor. Önümüzdeki günlerde biz yine bunu kaç paraya kadar çalışma yapabileceğinizi tek tek size anlatacağız. Şimdi birazcık daha beklemenizi rica ediyoruz. Bu arada mini job çalışması lütfen yapmayın. Çünkü alacağınız para eğer yüksekse burada yine emekli maaşınız kesilebilir. Bir diğer önemli konu da izniniz olursa ona değinmek istiyorum. Lütfen. Yurt dışı borçlanması konusu var. Bakın yurt dışı borçlanması. Yurt dışı borçlanmasıyla ilgili kanun geçtiğimiz yıl değişti. Daha önce bir vatandaşımız yaklaşık 65-70 bin lira ödediğinde bugün en azından 2300-2400 lira civarında bir emekli maaşı alabiliyordu. Yani geriye doğru 10 yıl borçlanma hakkı vardı. Halen bu hak var ancak geçen yıl Ekim ayından itibaren bu kanun değişti. Vatandaş Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan SGK'dan emekli oluyordu. Artık Bağkur'dan emekli oluyor. 9 bin gün prim bedeli ödemek zorunda ve yaklaşık 370-380 bin lira civarında toplu para ödeyerek Türkiye'den yurt dışı borçlanması yaparak emekli olabilir. Peki vatandaşımız soruyor ben 370-380 bin lira ödersem ne kadar emekli maaşı alacağım? Bu parayı ödediğinizde alacağınız maaş 1500-1600 lira civarında. Şimdi az sonra o soruyu da soracağım. Emekli maaşları eşitlenecek evet. mi? Burada da bir haksızlık var çünkü değil mi? Yıl evet. durumuna göre. Çıkan yasalara göre emekli maaşlarında bir gerçekten bir adaletsizlik, bir evet, dengesizlik var. Konusu. Onlar eşitlenecek mi diye soracağım ama onun öncesinde gerçekten programımıza çok gelen bir soru bu. Evlat sahibi olmak isteyenler işte normal yolla evlat sahibi olamadıklarında evet. Bir kadın doğumcuya başvurup tüp bebek denemesi yapıyorlar ve tabii bu çok masraflı bir iş. Yani çok pahalı bir iş. Evet. Deneyenler zaten bilirler. Bana gelen sorular arasında kadınlar özellikle şunu soruyor. Yani Nur abla hiç unutmuyorum Adana'dan sevgili Filiz adını da vereceğim burada adımı da söyleyin ne olur dedi. Çocuğu olmayanlar için tüp bebek uygulamasını yaptırsak devlet bunun masraflarını karşılıyor mu? Evet sorunuza geçmeden Fatih Bey'in açıklamasına yurt dışı ile ilgili bir ekleme yapayım. Çünkü bu çok biraz... Mini jobla ilgili. Hayır, yurt dışı borçlanması ile ilgili. Mini job da bunun zaten paralelinde. Şimdi yurt dışı borçlanmalarında evet Fatih Bey'in söylediği gün sayısı bilmem ne bunlar arttı, statü değişiklikleri yapıldı. Fakat emeklilik gün sayısına Türkiye şartlarından emekli olabilecek 1260 gün ve daha az olanlar için SGK'dan emeklilikleri halen devam ediyor. Hı hı. Çünkü bazen yanlış değerlendiriyorlar. O noktada 1260 gün kuralına da yurt dışı borçlanması yapacaklar. Dikkat etmiş olurlarsa kendi menfaatlerine olur. Sizin söylediğiniz sorduğunuz soru tüp bebek uygulaması. Devlet karşılıyor mu tüp bebek uygulamasının tüm masraflarını? Evet. Nur Hanım sosyal güvenlik sistemimiz bizim esasında gerçekten hep anlatıyoruz. Biraz bunu söylediğim zaman insanlar farklı algılayabiliyor ama çok da önemli değil. Gerçekten her türlü derdimize derman olmak için birçok imkanlarını ortaya koyuyor. Sadece tüp bebek değil, çiftler arasında cinsel fonksiyon bozukluklarına kadar bütün bunların tedavilerini Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık uygulama tebliği kapsamında masraflarını karşılıyor. Yani şimdi, cinsel işlev bozuklukları dahil tabii, olmak üzere her türlü. Cinsel fonksiyon bozuklukları da dahil olmak üzere bakın Sosyal Güvenlik Kurumu bütün sigortalıların sağlık tedavilerini, protezlerini, ortez protez bütün bu giderlerini karşılıyor. Ama tüp bebeği sordunuz. Tüp bebek yani çocuk sahibi olmak insanlar için son derece önemli. Çok istisnai bir durum. Onun duyguları evlilik kurumu için çok önemli. Çünkü evleniyorsun. Ama, bir ay sonra geliyorlar. İki ay sonra hadi çocuk ne zaman? Evet. Ama çiftlerin istemesine rağmen ne yazık ki bazen bu gerçekleşmeyebiliyor. İşte tüp bebek tedavisi kadın ve erkeğin üreme hücrelerinin dışarıda dış ortamda, laboratuvar ortamında döllenmesi suretiyle yapılan bir işlem olarak adlandırıyoruz. Bunu da Sosyal Güvenlik Kurumu 3 tedaviye kadar dediğiniz gibi pahalı bir 3 deneme mi? 3 denemeye kadar bunu gerçekleştiriyor. Ama burada belli şartlar koymuş Sosyal Güvenlik Kurumu da. Yani her önüne gelene de bunu yapmıyor.
normal yollarla siz çocuk sahibi olamadınız. Normal bir tedavi aldınız. Bunu da burada da bir sonuç elde edemediniz. O zaman sizi sağlık kurulu tüp bebek tedavisine yönlendiriyor. Bunun için doktor belirliyordu. Tabii zaten. Doktor belirliyor. Doktor sizin tedavinizi gerçekleştiriyor ama çocuk dünyaya gelmiyor. Ondan sonra tüp bebek tedavisine karar veriyor hekim ve bununla ilgili de sizden belli şartlar alıyor. Bir kere çiftlerin evli olması gerekiyor. İkincisi evli olmak tek başına yetmiyor. Çiftlerden bir tanesinin genel sağlık sigortası kapsamında 5 yıllık sigortalı süresi ve 900 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Eskiden erkeklerde yaşla ilgili bir takım ihtilaflar vardı. Geçtiğimiz yıllarda bu da düzeltildi. Sadece kadının yaşına bakılıyor artık. Erkeğin yaşı ister 50 olsun ister 60 olsun burada herhangi bir önem arz etmiyor. Kadın 23 yaşından küçük, büyük ve 40 yaşından da küçük olması gerekiyor. Yani orada da herhalde kadının doğurganlık yaşı dikkate alınıyor. Evet. 23 yaş ile 40 yaş arasındaki kadınlarımız normal yolla çocuk sahibi olamıyorlarsa 3 denemeye kadar Sosyal Güvenlik Kurumu bunun tedavilerini karşılıyor. Peki, benim bildiğim kadarıyla ki yanlış bilmediğimi düşünüyorum. Tüp bebek tedavisi defa defa denenebilen bir tedavi. Yani evet. 15-20 defa deneyebilirsiniz. Evet. Tabii maddi gücünüz varsa. Ama devlet bunun hani 3 denemesine karşılıyorsa bu da çok önemli bir şey. Kesinlikle. Yani, zaten önemli bir hizmet bence. Nur Hanım 3 tedavide aşağı yukarı belirleniyor artık, belli oluyor belli bir noktaya kadar, tıbbi bir konu ama biz o noktaya girip de ahkam kesmeyelim ama 3 deneme de çok önemli. Ama yine ben size bir şey söyleyeyim, Allah'tan ümit kesilmez. Ben 5. tedavide çocuk sahibi olan çift tanıyorum. Mutlaka. Buradan da söyleyelim. Vallahi cuma duamızı yapıyoruz Yusuf Kavaklı hocamla cuma günleri. Özellikle evlat sahibi edinmek isteyenlere özellikle dua ediyoruz. Çünkü yani gerçekten evliliğin temelini evlatlar oluşturuyor. Allah'ım kim nerede istiyorsa evlat sahibi olmak nasip etsin. Şimdi çok özür dilerim, şunu da eklemek istiyorum Nur Hanım. Bizim toplumumuzda genelde az önce ifade ettiğim hani Sosyal Güvenlik Kurumu tedavisini karşıladığı rahatsızlıklar. Mesela cinsel fonksiyon bozuklukları ile ilgili. Toplumumuzda genelde insanlar bu tür rahatsızlıklarını sosyal kültürel nedenlerden dolayı gizleme ihtiyacı duyabilirler. Aslında bunlar gizlenecek durumlar değil. Bu bir hastalık olabilir, rahatsızlık olabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu bu tür tedavileri yapıyor. Bu tür imkanları var vatandaşlarımızın. Çünkü bu tür rahatsızlıklar bazen aile birliğinin de bozulmasına sebebiyet verebiliyor. O bakımdan pek çok vatandaşımız bu tedaviden belki haberdar olmadığından, belki hani çevresel faktörlerden utanmadan dolayı diyelim tedaviyi almak istemiyorlar ama bunun utanılacak bir tarafı yok. Rahatlıkla gidip Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tedavileri yapılabilir. Ve burada bir şey söylemek istiyorum müsaade ederseniz. Evet, burada şu anda çok başka bir konu konuşuyoruz ama Türkiye'de çok ciddi bir sorun var. Eğer bir çift evlendikten sonra çocuğu olmuyorsa bunu hemen kadına mal ediyorlar. Evet. Kadının adını işte yaygın tabirle söylüyorum. Kısır diyorlar. Aynen, doğuramıyor diyorlar vesaire. Ve hiç erkeğe kondurmuyorlar böyle bir şey. Yani sadece sanki bu kadın ki bu tabii ki bir suç değil yani. Hani ama hemen kadın suçlanır. Kadın doktora götürülür. Halbuki uzmanlar, ben çünkü 10 yıllık sağlık programı yaptım ve bu konuyla ilgili gerçekten çok büyük çalışmalar yaptık. Türkiye çapında da. Yapmanız gereken tek şey, eğer evliyseniz ve çocuk sahibi olmak istediğiniz halde çocuk sahibi olamıyorsanız kocanızla beraber gideceksiniz doktora. Kocanızla beraber gidip tedavi olacaksınız. Çünkü gidip yıllarca kadını tedaviye götürüyorlar. Eşin gelsin dediğinde kocası bunu bir kusur olarak kabul edip gitmediği için, ki tedavi olup çocuğu olabilecekken çocuğu olmayan kadınlar tanıyorum. Evet. O yüzden kadınlara da ne olur bu eziyeti yapmayın, olur mu? Şimdi askeri ücrete eşitlenecek mi dedik? Az önce sorduk emekli maaşlarının. Bu da çok önemli bir soru. Evet. Çünkü bir yasayla farklılaşmış galiba, değil mi? Evet. Şimdi geçen programdan hatırlıyorum. Evet. Mesela şu anda emekli maaşı ne kadar? En düşük emekli maaşı şu anda Nur Hanım geçtiğimiz aylarda Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. 1500 lira oldu. Şimdi bu soru çok güzel bir soru. Ben izniniz olursa tahtayı kullanmak istiyorum. Tabii. Tahtada asgari ücrete emeklinin maaşı eşitlenmeli mi, eşitlenmemeli? Son durum nedir? İzniniz olursa bunu anlatmaya çalışayım. Tamam, son durum 1500 TL evet. diyorsunuz. Evet, son durum en düşük emekli maaşı ülkemizde şu anda 1500 lira. Şimdi ben aslında programın ilerleyen dakikalarında bunu da sormak istiyorum. Bu sorum ne olacak? Şunu söyleyeyim. Mesela 1500 lira maaş alanlar
Ne yaparlar da çalışma sürelerince, hani normal SGK'lısınız, bir yerde çalışıyorsunuz. Nasıl maaşınızı yükseltebilirsiniz? Onu da Evet. konuşalım. Asıl önemli konu bu, Tabii biliyor yüksek musunuz? emekli maaşı nasıl alınır Evet. konuşmamızda fayda var. Şimdi sorunuza izniniz olursa gelirsek. Şimdi değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere ülkemizdeki emekli maaşı en düşük emekli maaşı en düşük. Şöyle yazalım. Emekli maaşı 1500 TL. Ülke Aslında Fatih Bey, özür dilerim, taban Estağfurullah. aylık demek daha doğru olacak Evet. artık. Çünkü bağlamayla taban aylığı farklılık Evet. arz ettiği için. Evet, Sayın Evet. Cumhurbaşkanımız mesela bu 1500'den önce 1000 lira, 1100 lira emekli maaşı alan vatandaşlarımız vardı. Yaklaşık 1 milyon vatandaşımız da 1000 liranın altında dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımız var. Ülkemizdeki emekli maaşı ortalaması ise, ortalama maaş ise ülkemizde değerli izleyicilerimiz 1700 TL. Şimdi soru çok güzel bir soru. Emeklinin maaşı asgari ücrete eşitlenecek mi? Eşitlenmeli mi? Bunu konuşalım. Şimdi bu vatandaşımızın, emeklimizin ev sahibi olduğunu düşünelim. Kiracı değil. Bu vatandaşımız 1700 lirada emekli maaşı alsın. Şimdi biz bu programda defalarca konuştuk. Hep ne dedik? Vatandaşımızın mutlak surette elektrik, su, doğalgaz faturalarıyla ilgili bir rahatlamaya ihtiyacı var, bir desteğe ihtiyacı var. Ben bunu çok uzun uzun sizlerle paylaşmayacağım. En düşük emekli maaşı asgari ücrete gelecek mi, gelmeyecek mi onu konuşacağım sizinle. Şimdi bizi izleyen özellikle hanımefendiler, biz 1700 lira emekli maaşını size verdiğimizde bununla evin temel ihtiyaçlarını, nedir evin temel ihtiyaçları? Bir, mutfak ihtiyacı, lüks hiçbir şey yok. Et yok, tavuk neredeyse lüks oldu. Evet, ekranları başına yeni geçenler için minik bir hatırlatmam olsun. Emekli TV Genel Yayın Yönetmeni sevgili Fatih Polat ve Sosyal Güvenlik Uzmanı sevgili Özgür Kaya stüdyomda haklarımızı beraberce öğreniyoruz. En son reklama gitmeden önce özellikle sizden çok gelen bir soru vardı. Onu Fatih Bey tahtanın başında cevaplıyordu. Emekli maaşları asgari ücrete eşitlenecek mi diye. 1700 TL'de kalmıştık. Siz buradan ev Evet. hanımlarına seslendiniz. Dediniz ki 1700 TL var. Hadi buyurun geçinin. Evet. Değerli izleyicilerimiz 1700 lirayla vatandaşımız nasıl geçiniyor ya da nasıl geçinemiyor önce onu konuşacağız. Ardından da en düşük emekli maaşı asgari ücrete. Yani asgari ücret biliyorsunuz bekarlar için 2324 TL. Yani maaşınız 2324 lira olmalı mı olmamalı mı onun hep birlikte kararını vereceğiz. Şimdi ülkemizdeki en düşük emekli maaşı geçtiğimiz aylarda 1500 lira oldu. Ortalama emeklilerimizin almış olduğu maaşlar ise 1700 lira. Şimdi bir ev hanımı olarak Nur Hanım ben de size soruyorum. Markete gittiğinizde cebinize 100 lira koyduğunuzda ne alıyorsunuz ya da ne alamıyorsunuz? Hiç sormayın bence bunu. Sormayalım Yani mı? sormayın, çünkü zaten 100 lirayla bugün markete gidip doğru düzgün bir şey almam mümkün değil yani. 300-400 lira verdiğin zaman ancak 2-3 tane poşetle çıkıyorsun. Evet. O da yani hani içerisinde temel gıdalar yok. Şimdi ay 30 gün. 30 günü hanımefendiler nasıl geçiriyorlar? Şimdi şurayı kısaca şöyle Hiç anlatalım. sormayın derken sinirim bozulduğu için Evet. sormayın dedim. Şimdi bir emekli her ay elektrik, su, doğalgaz, cep telefonu faturası ödemek zorunda. Yani Zorunda. herkes. Herkes. Şimdi özellikle emekli niye emekli diyoruz? Almış olduğu maaş 1500, 1700 hadi 2000 lira olsun. Bu maaşla bu vatandaşımız geçinebilir mi, geçinemez mi? Şimdi hep ne diyoruz? Faturalara örnek veriyoruz. Niye? Çünkü bir vatandaş bu hayatta olduğu sürece fatura ödemek zorunda. Başka bir şansı yok. Yani rutin her zaman harcanan paralar. Şimdi bir elektrik en az 150 TL geliyor. Bir su faturası en az 100 lira geliyor. Doğalgaz faturasının 12 aya ortalamasını alırsak en az 200 lira. Doğalgaz. Bir de bunun yanı sıra hepimizin cebinde bir tane cep telefonu var. Cep telefonu lüks değil. Bir evde hatta sizin de daha önce dediğiniz gibi en az iki tane, üç tane var. Hadi bir tane var diyelim.
En ucuz cep telefonu faturası bu ülkede en az 50 lira. En az 50 lira. Bakın bu rakamların hepsi dip rakamlar. Daha yüksek olduğunu biliyorum. Ama bir tane demeyin yani. Hiçbir evde artık bir tane cep telefonu yok. 100 lira diyelim. İki kişi Anne diyelim. Annede var, babada var, evet, çocukta doğru. var. Siz onu 150 lira yapın bence. Peki 150 TL cep telefonu diyoruz. Şimdi bunu toplayalım hep beraber. 300, 500, 600 TL yapıyor. Bakın sadece faturalar 600 TL. Gelinen noktada bir vatandaşımız eğer 1700 lira emekli maaşı alıyorsa, 600 lirasını faturalara veriyorsa geriye cebinde 1100 lira kalır. 1100 lira kalmasının anlamı şu değerli izleyicilerimiz, ayda günde size 37 lira civarında bir para cebinizde duruyor demektir. Bu 37 lirayla ne yapabilirsiniz? Mesela siz bakkala ya da markete gittiğinizde 1 kilo et alabilir misiniz, alamaz mısınız? Ya da 1 kilo domates alırsanız yanına 1 kilo biber alabilir misiniz, alamaz mısınız? Bakın ben ne dedim? Maalesef bu ülkede bazı fırsatçılar var. Bazı marketler başta olmak üzere bir domatesi bugün sen 7,5-8 liraya satıyorsan, bugün sen sarımsağın kilosunu 35-40 liraya satıyorsan sen fırsatçısın demektir. Bakın yerli muzun kilosu 13-14 lira. Yerli limonun kilosu da bugün şu anda geldiğimiz noktada 13-14 liraya düştü. Bunun anlamı şu değerli izleyicilerimiz, ülkemizde bazı fırsatçılar var. Bu vatandaşın özellikle de emeklinin ensesinden sırtından maalesef inmiyor, inmiyor, inmiyor. Gelinen noktada emekli maaşı cepte günde 37 lirayla 1100 lira kaldığında bunun içerisinde emeklimiz kendisine bir tane ceket almıyor, bir tane gömlek almıyor ya da torununun cebine 5 lira harçlık koymuyor, kendisine bir tane ayakkabı dahi almıyor. Bu 1100 lirayla vatandaş ay sonunu getirmeye çalışıyor. Bir de bu emeklimiz, bu dar gelirli vatandaşımız kiracıysa bu vatandaşımızın geçinebilmesi mümkün mü? Sizlere soruyorum. İşte seyircimiz çok güzel bir soru sormuş. En düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenmeli mi, eşitlenmemeli mi? İşte bunun cevabını ben değil, şu anda ekranları başında bizleri izleyen Nur Hanım, sizin seyircilerinizin vermesi gerekiyor. Biz bunu söylerken bakın Emekli TV'de bazen YouTube'da bize yorumlar atıyorlar. Emekli güllük gülistanlık içerisinde yaşıyor diye. Evet, eskiye göre daha iyi şartlar var. Biz de burada şunun için konuşuyoruz. Diyoruz ki emeklilerimiz eskiye göre tabii ki daha iyi şartlarda ama yetersiz. Yetersiz olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bugün özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın ay sonunu almış oldukları bu emekli maaşıyla getirebilmeleri, çoluk çocuğunun ya da eşinin kendi zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri mümkün değil. Ev hanımları özellikle şunu çok iyi biliyorlar. Tavuğun, en ucuz tavuğun kilosu bugün 24-25 lira olmuş. Evet, etin kilosu yenilebilir halde 65-70 liradan aşağı yok. En ucuz kıymanın kilosu Türkiye ortalaması 45 lira. Vatandaş markete gittiğinde, kasaba gittiğinde bir parça şu kadar kıyma alıyorsa burada biz de şunu söylememiz gerekiyor. En düşük emekli maaşının mutlak surette asgari ücrete eşitlenmesi gerekiyor. Biz bunları konuşurken Nur Hanım şunun için konuşuyoruz. Biz milyonlarca vatandaşın burada derdini anlatmaya çalışıyoruz. Bizim derdimiz şu. Biz vatandaşımızın insani çerçevede daha düzgün bir şekilde yaşaması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa devletimizin tabii ki çok güzel imkanları var. Harika imkanlar var. Az önce Özgür Bey de ifade etti. Tüp bebeğe kadar karşılıyor. Eskiden bunlar hayaldi. Cebinde para olmayan doktora gidemezdi. SGK hastanelerinde kuyruklar vardı. SGK hastanelerine pislikten giremiyorduk. Bunlar geride kaldı. Biz doğruya doğru, yanlışa da yanlış demeliyiz. 1700 lira emekli maaşı ortalamasıyla bu vatandaşımız eğer geçinemiyorsa, hayır geçiniyor, günlük gülistanlık bir hayat yaşıyor diyebilir miyiz? Bu durumda tabii yapılan bu tablo, yani tablodaki hesaplamayla birlikte dememiz de çok kolay değil. Zaten kiralar da almış başını gidiyor. Fatih Bey teşekkür ediyorum. Az sonra emeklilere Temmuz'da yapılacak zammı konuşacağız. Hangi mesleği yapanlar erken emekli olabiliyor onları da konuşacağız. Ama onun öncesinde kiracıları şu anda pür dikkat ekran başına davet ediyorum. Kiracılara ucuz ev yapılacak mı? En çok gelen sorulardan bir tanesi de bu. Ben önce mikrofonumuzu, sözü Tüketici Derneği Onursal Başkanı Sayın Aydın Ağoğlu'na bırakacağım. Aydın Bey.
Merhabalar Nurhan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kiracılara ucuz ev yapılacak mı? Bizim programa gelen en fazla sorulan sorulardan başında geliyor. Böyle bir müjde verebilecek misiniz? Var mı böyle bir müjdemiz? Bu konuda oldukça yakından takip ediyorum. Çünkü bize de çok sayıda başvuru geliyor. Tüketici başvuru merkezi adını da öyle tanıyabilirsiniz. Fatih Bey'i de dinledim. Bunun da bu sözlerimi altına imzamı atıyorum. Özellikle emekliler de çok sıkıntıdalar. Pandemi sürecinin ertesinde devlet, sosyal devlet olmasının gereği olarak ekonomideki aksamaların giderilmesi, vatandaşların yaşamlarını sürdürebilmeleri için ev sahibi olmalarına imkan sağlayacak bir takım tedbirler ve uygulamalar geliştirdi. Bunların en başında faizli konut kredisi. Öyle ki piyasa faizleri birim üzerinde seyrederken 0.64 ile 15 yıl vadeli. Üstelik pandemi sürecinde olduğu için istenirse bir yılda ödemesi, konut kredisi verilmesi ve ilgili kamu bankalarına talimat verildi. Kamu bankalarında bu kredileri kullandırmak için kolları sıvadılar. İşte vatandaşların şikayeti kaldığı noktada başladı. Çünkü bazı açık gözler, ben görsellerini gönderdim kanalımda, sizde olması lazım. 1 Haziran'da 340 bin lira olan konut fiyatını 4 Haziran'da tam 430 bin lira. Yani %30'a yakın 90 bin liralık bir artış. Bu artışı haklı hiçbir sebebi yok. Burada devletin vatandaşlığı sağlamak istediği avantajı bu açık göz kendi cebine aktarmak istiyor. Dün müteahhitler başkanıyla bir ulusal kanalda canlı yayın etti. Kendisi açık itiraf etti. İki yıldır inşaat bizim maliyetlerimizdeki artıkları yapmasak da evet. Şimdi Aydın Bey, sesinizde bazı kesintiler oluyor. Şu konuyu ben de izniniz olursa araya girmek isterim Aydın Bey. Sesinizde bazı kesintiler oldu. İzleyicilerimiz tam anlayamadı. Ben izniniz olursa tekrar etmek istiyorum. Şimdi değerli izleyicilerimiz, Aydın Bey şunu anlatmaya çalışıyor. Biliyorsunuz kamu bankaları maalesef ve maalesef bazı müteahhitlerin peşinden koşmak zorunda kalıyor. Onların fiyatlarını nasıl arttırdığını takip etmek zorunda. Çünkü kamu bankaları düşük faiz oranıyla vatandaşın, kiracıların ev sahibi olması için kredi veriyor. Ama bazı müteahhitler, evet inşaat yapanlar bunu fırsat bilerek örneğin 300 bin liralık evi 400 bin liraya çıkardılar. Bu durumda da vatandaşın alacağı bu kredinin hiçbir anlamı kalmıyor. Yani fırsatçılar aynı arabalarda da aynısını yaptılar. Şimdi devlet vatandaşın araba sahibi olması için, ekonominin, otomotiv sektörünün canlanması için ucuz otomobil kredisi veriyor. Ama bazı otomobilciler maalesef fiyatları yükseltiyor. Vatandaş zaten 100 bin lira etmeyen arabaya bakıyorsunuz 150 bin lira ödemek zorunda kalıyor. Buyurun Aydın Bey. Fatih Bey, çok doğru söylüyorsunuz. Ancak piyasaya da kötü örnek oldular. Yani bireysel satıcılar da fiyatlarını arttırdı. Bu noktada sesim duyulabiliyorsa ben vatandaşlara çözüm önerileri getirmeden önce bunu ifade etmek istiyorum. Bu indirimli faiz kredileri açıklanmadan bir süre önce 0.99'dan veyahut daha yüksek oranlardan kredi kullanmış olan yüz binlerce müşterisi bankanın kapısına yığıldı. Biz de bu düşük faizden istifade etmek istiyoruz. Anayasal eşitlik hakkının gereği doğru. Devlet de diyor ki hatta bunu yapamıyorum ben. Benim bir amacım var. Ev sahibi olmayanları ev sahibi yapmak. İnşaat sektörü yanında pek çok sektörü de sürüklediği için orada bir canlılık oluşturmak. Yani kimseye fazla para kazandırmak. Hatta önceden kredi kullanmış olan benim vatandaşlarımın hakkı olan yapılandırmaya bile yanaşmıyorum diyor. Buna rağmen bazı fırsatçılar fiyat arttırmak istiyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bir de şu var arkadaşlar. Şimdi tüketiciye diyor ki sen düşük faizli krediyi ne kadar kullanacaksın? Ev 500 bin lira, 450 bin lira kullanabilirim diyor tüketici. %90'ına kadar
kredilendirme mümkün. Müteahhit diyor ki hayır, o kadar kullanmayacaksın. 270 bin liradan fazla o düşük faizli krediden kullanmamalısın. Çünkü ben evin fiyatını sana düşük fatura edeceğim, vergi kaçıracağım. Bu nedenle sen en fazla 270 bin lira kullan ama bana 500 bin lira öde. Yani 230 bin lirayı peşinat olarak ver. Bunları teklif eden müteahhitlerden, satıcılıktan uzak durun. Değerli tüketiciler, çünkü o evin fiyatı 4 binken 500 bin yapmışsa aradaki 100 bin lirayı geri alma imkanınız var. Yasalar size bu imkanı veriyor. Tüketici mahkemeleri artık her yerde kuruldu. Tüketici mahkemesi olmayan yerlerde de asli hukuk mahkemeleri tüketici mahkemesi gibi görev yapıyorlar. Ve tüketiciler mahkemeye başvururken dava harcı yatırmıyorlar. Sadece posta masrafları gerekiyorsa bilirkişi için avans yatırılır. Bu da davayı kazandıktan sonra tüketiciye iade edilir. Karşı tarafa yüklenilir. Evet Aydın Bey, izniniz olursa ben yine araya girmek isterim. Şöyle bir durum söz konusu bildiğiniz üzere. Şimdi müteahhit boyutunu anlatmaya çalıştınız. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir de konut kredisi daha önce kullanmış olan vatandaşlarımızla ilgili şöyle bir durum söz konusu. Bakın değerli izleyicilerimiz, şu anda düşük faizle vatandaşımızın sizin de ifade ettiğiniz gibi hem inşaat sektörünü canlandırmak hem de evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için düşük faizli krediler var. Vatandaş daha önce konut kredisi kullananlar diyor ki gidiyor X bankaya, ben diyor kredimi yeni çıkan krediden alarak yararlanarak kapatmak istiyorum. Çünkü vatandaş toplamda 50-60 bin lira daha az para ödeyecek ama bazı bankalar maalesef ve maalesef vatandaşın kredisini kapatmasına müsaade etmiyor. Burada ben bir ekleme yapayım. Buyurun. Tüketici kanununun konut kredileriyle ilgili özel maddeleri var. Bunlarla ilgili çıkartılmış yönetmelikler var. Bu yönetmeliklerden 12. madde konut finansman sözleşmeleri yönetmeliğinin 12. maddesi. Herkes açıp bakabilir. Diyor ki yeniden finansman aşağıdaki durumlarda diyor banka ile tüketici mutabakata vararak yeniden sözleşme değişikliği yapabilir. Faiz oranında değişiklik yapılması. İşte yapıldı. Yapıldı, faiz oranları düştü. Bakın o vatandaşlar haklarına ulaşamazken birilerinin devletin bu girişiminden fırsatçılık yapması kabul edilemez. Tüketici 400 bin liralık daireyi 500 bin liraya almak zorunda kalmışsa, elinde de görselleri varsa dairenin 400 bin liraya daha önce satıldığına dair, tapuda işlemleri tam göstersin, müteahhit vergi kaçıracak diye ona alet olmasın, aradaki 100 bin lirayı geri isteyebilir, tüketici mahkemesi kanalıyla alabilir. Ayrıca Hazine Maliye Bakanlığı'na şikayet edilirse o satıcının gayrimenkullerine bu 3 kamu bankası kredilerini kullandırmayacak. Bunun yanı sıra Ticaret Bakanlığı'na aktarılırsa tüketici kanununun haksız ticari uygulamalar maddesine aykırılıktan o satışı yapan kişiye 10.475 lira ki bunu bakanlık 10 katına kadar uygulayabilir. Yani 105 bin lira olabilir. Para cezası uygulanır. Yani tüketici her şekilde güçlü. Fakat birileri o gücü elinden alıp kendisine çıkar sağlamak istiyor. Buna göz yumulmaması lazım. Bunun yanı sıra emekliler kredi bekliyorlar. 10 maaş tutarında kredi. Şu pandemi sürecinde yaşlı olanları evden de çıkamadılar. Bunaldılar. Emekliye 10 maaş kredi verilecek mi konusu çok çok önemli bir konu. Aydın Bey, izniniz olursa kısaca araya gireyim. Biz de Emekli TV'de, YouTube'daki Emekli TV'de çok sayıda soru alıyoruz. Vatandaşlarımız bize sizin az önce ifade ettiğiniz 10 maaş emekliye faizsiz kredi ile ilgili çok sayıda soru var. Sizden ricam şu son durum nedir? Emekliler ne diyorlar? Bu konuyla ilgili bizi biraz aydınlatır mısınız lütfen? Az önce Hazine ve Maliye Bakanımız pek çok kanalda canlı yayında açıklamalar yapıyordu. Ne yazık ki emekliye bu müjdeyi ve kredi yapılandırmasını duymadım. Ancak bankaların kredi verirken kolaylık sağlamaları gerektiği yönünde beyanları oldu. Bakın şimdi size çok ilginç güncel bir bilgi veriyorum. Pandemi sürecinde
temel ihtiyaç destek kredisiyle ilgili bu programda ve Emekli TV'de sizi izledim sürekli. Dediniz ki vatandaşın can suyu bu. Yemeği, kirası, faturası için. Burada zorluk çıkartmayın. Hatta icralık olanlara bile verin. Onlar da aç yaşayamazlar ki. Ve kamu denetçiliğine başvurmalarını önerdiniz. Kamu denetçiliği kurumundan cevap geldi vatandaşa. Diyor ki, sosyal devlet ilkesinin söz konusu olağanüstü şartlarda gerektirdiği öncelikler dikkate alınarak alınan tedbirlerin uygulamasında yaşanan sorunların giderilmesi ve başvuruya konu taleplerin bu yaklaşımla yeniden değerlendirilmesi yönünde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi'ne tavsiyede bulunulmasına diyor. Kamu denetçiliği kurumu tavsiyede bulunabilir, talimat veremez. Ama onun tavsiyesi şudur. Yasalara uy, uymazsan gerekeni yaparım. Hatta gerekirse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasal düzenleme çıkmasına olanak sağlayacak girişimlerde bulunurum. Gördüğünüz gibi Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 10 bin isteyene 3 bin verdi. 1 Nisan başkanına 2,5 aydır cevap bile vermiyor, değerlendirmede diyor. Bu şekilde 30 gün zarfında tevzi edilecek işlemin banka tarafından kamu denetçiliğine bildirilmesi talep ediliyor. Yani halk avukatına halka hak veriyor, sahip çıkıyor. Bu halde burada yapılacak olan bankacılık kesiminin özellikle ülkemizin emeklisi, dar gelirlisi, evsizi için her türlü desteği sağlarken bir takım kuralları kenara itmesi gerekir. Aydın Bey, şimdi bakın izniniz olursa ben çok kısaca araya gireceğim. Bakınız şu anda emeklinin bu 10 maaş faizsiz krediye gerçekten ihtiyacı var. Çünkü vatandaşımız maalesef özellikle de özel bankalar tarafından adeta ayaklarından prangalanmış, esir alınmış halde. 10 maaş emekliye faizsiz kredi verildiğinde bu vatandaşımız mutlak surette bir nebze olsun az önce siz de ifade ettiniz can suyunu alacaktır. Aksi halde vatandaşımız ömrünün sonuna kadar kredi ödeyecek ta ki kefenleneceği güne kadar bankaya taksit ödeyecek. Çünkü almış olduğu emekli maaşıyla geçinemiyorsa bu vatandaşımız maalesef ve maalesef gidecek başka kapısı yok. Hal böyle olunca da 10 maaş faizsiz krediyle vatandaşımızın mutlak surette bir can suyuna ihtiyacı var. Bir cümle eklemek istiyorum. Buyurun. İnanın içler acısı bir durum var. Yani Fatih Bey o kadar içlerinden anlatıyorsun ama daha beteri var. Emeklinin maaşı haczedilemez fakat banka bloke koyuyor. Maaş aldığı bankadan borç almış geçimini sürdürebilmek için banka emekli maaşının tamamına veya tamamına yakına el koyduğu için ne kira ödeyebiliyor, ne elektriğini, ne suyunu, ne doğalgazını, ne telefonunu. İşte bu 10 maaş tutarındaki kredi çıkarsa orayı kapatıp nefes alacak, makul parçalarda ödemeye gayret edecek. Unutmamak lazım. Emekli geçinemediği için önemli bir bölümü ikinci bir iş buluyor. Öyle ya da böyle 3-5 kuruş daha bütçesine katkı sağlıyordu. Ancak pandemi sürecinde bu da ortadan kalktı. Bunları göz ardı etmemek lazım. Sosyal devlet ilkesi gereğini vurguluyor. Kamu denetçisi Avukat Şeref Malkoç, baş denetçi ombudsmanımız. Bütün sözleri doğru yerinde. Bankacılık sistemimizde özellikle kamu bankalarımız yapılandırma bekleyenlere de başvurmuş olan kredi bekleyenlere de daha şefkatle yaklaşmalıdır. Hatta hiç cevap verilmemiş olanlara mutlaka cevap verilmeli. Gerekirse yasal bir düzenlemeye zemin sağlayarak icralık olanlara da kredi çıkmasına imkan sağlanmalıdır. Aydın Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve kıymetli görüşlerinizi bizimle paylaştığımız için çok teşekkürler. Sağ olun, hoşçakalın. Teşekkürler Aydın Bey. Biz de değerli görüşleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir konuydu bu aslında bu konuştuğunuz. Özellikle maaşı haczedilen o kadar çok seyirci var ki şu anda yayınımızı arayan ve ne yapacağız, nereye başvuracağız, biz bunu bilmiyorduk
Yani banka maaşı haczeder diye biliyorduk. Ama bizim maaşımız banka tarafından haczedilemiyorsa nasıl bunu yapıyorlar ve nereye başvuracağız diye yüzlerce soru var. Yüzlerce telefon geldi. Şunu söyleyelim ki iki şekilde sizin maaşınız haczedilebiliyor. Bir, sosyal güvenlik kurumu, değil mi? Evet. Borcunuz varsa. İki, herhangi bir şekilde bir ayrılık yaşadıysanız ve bir tazminat ödemeniz nafaka. Gerekiyorsa, nafaka ödemeniz gerekiyorsa ve ödemiyorsanız o şekilde haczediliyor. Peki. Aydın Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi soracağım soru şu olacak. Emekliler Temmuz'da bir zam bekliyor. Ve emeklilere Temmuz'daki zam müjdesi sevgili Fatih Bey ne evet. olacak? Emeklilerin yüzü bu kez gülecek mi? Evet. Şimdi bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz emeklilerimize 6 aylık enflasyon oranında ortalamasıyla zam yapılıyor. Ocak ve Temmuz ayında zamlar belli oluyor. Temmuz 3'te de enflasyon açıklanacak ve emeklilerimizin de alacakları net maaş belli olacak. İlk 5 aylık enflasyon ortalaması %4,57 iken yapılan enflasyon beklenti anketlerine göre emeklilerimiz en az %5 oranında bir zam alacaklar. Peki bu %5'in anlamı nedir? Benim maaşım örneğin 2000 lira, ben ne kadar maaş alacağım? Şimdi bunların hepsini tek tek ekranlarınıza getireceğiz. Şu anda arkadaşlarımız verdi. Mevcut maaşınız ve zamlı maaşınızı ekranın solunda ve sağında göreceksiniz. Şimdi değerli izleyicilerimiz, 1500 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 1575 lira alacak. 1600 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 1680 lira alacak. 1700 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 1785 lira alacak. 1800 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 1890 lira alacak. 1900 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 1995 lira alacak. 2000 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 2100 lira alacak. 2100 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 2205 lira alacak. 2200 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 2310 lira alacak. 2300 lira maaşı olan bir vatandaşımız 2415 lira alacak. 2400 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 2520 lira alacak. 2500 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 2625 lira alacak. 2600 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 2730 lira alacak. 2700 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 2835 lira alacak. 2800 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 2940 lira alacak. 2900 lira maaşı olan bir vatandaşımız 3045 lira alacak. 3000 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 3150 lira alacak. 3100 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 3255 lira alacak. 3200 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 3360 lira alacak. 3300 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 3465 lira alacak. 3400 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 3570 lira alacak. 3500 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız ise 3675 lira alacak. Değerli izleyicilerimiz, verdiğimiz bu rakamlara arkadaşlarımız tekrardan bunu başa dönüp verecekler. Şunu anlatmak istiyoruz biz. Diyoruz ki emekliye %5 civarında bir zam yapılacak. Buna ek ödeme, %4 oranındaki ek ödeme dahil değil. SGK ve Bağkur emeklileri %5 civarında. Biliyorsunuz emekli sandığından emekli olan vatandaşlarımız %4'lük bir toplu sözleşme söz konusu. Onun üzerindeki yaklaşık %1'lik farkı da maaşlarına yansıtılacak. Peki dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımız ne kadar alacak? Kimin maaşını alıyorsalar, örneğin eşi emekli sandığından emekli ise ne kadarlık bir maaşı varsa yine aynı oranda bu vatandaşımızın, emekli ve dul yetimimizin maaşı da artacak. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Tabii bu oranlar devam ediyor. Tüm emekli maaşları hayırlı uğurlu olsun. Gönül ister ki %5 değil %50 olsun ama inşallah önümüzdeki dönemlerde bu oranların ek zamla arttırılmasını dört gözle bekliyoruz. Evet, biz de amin diyoruz. Temennimiz bu yönde. Şimdi hep çocuklarımıza deriz ya hani şu mesleği seç, bu mesleği seç. Bazen de kendi kendimize düşünürüz. Ah bir erken emeklilik olsa da hayatımın baharını yaşasam diye. Şimdi yine biz programımıza en çok gelen sorulardan bir tanesi. Özellikle hangi mesleği yapanlar erken emekli olabilir? Bu sorumuzun cevabı aslında genç arkadaşlarımıza. Evet. Hangi mesleği seçersek
erken emekli olabiliyoruz? Şimdi Nur Hanım, çalışma hayatı içerisinde erken emeklilik esasında demek pek belki doğru değil karşılığı. Fiili hizmet zammı ya da fiili yıpranma payı diyoruz biz. Mesela şu an ülkemizde 45 meslek alanında fiili hizmet zammı uygulaması var. Yani 45 tane mesleği icra edenler normal diğer vatandaşlara oranla daha erken emekli olma şansına sahip oluyorlar. Hangi meslekler bunlar? Şöyle söyleyeyim. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, emniyet teşkilatı, MİT teşkilatı, yeraltı, sualtı çalışanları, basın sektöründe çalışanlar, asitli çalışanlar, demir çelik sektöründe çalışanlar, kurşun arsenik sektöründe çalışanlar, cam çimento sektöründe çalışanlar gibi, bir de şimdi biliyorsunuz sağlıkla ilgili diş hekimliği ve röntgen teknisyenliği de bu gruba dahil edildi. Yani yaklaşık 45 meslek alanında bu uygulama var. Mesela 2008 yılından sonra çalışan ve engelli çocuğu bulunan anneler de bu meslek grubuna dahil. Hangi sektörde olursa olsun 2008 yılından sonra çalışmaya devam ediyorlarsa, engelli çocukları varsa, onlar da fiili hizmet zammı yani yıpranma payından yararlanabiliyorlar. Bunlara neden yıpranma payı veriliyor? Normal çalışma koşullarından daha ağır bir çalışma performansı sergiledikleri için çalışmış oldukları her bir yıla ortalama 45 gün ile 180 gün arasında değişen oranlarda fiili hizmet zammı uygulaması yapılıyor Nur Hanım. Mesela yer altında çalışanlara 180 gün, su altında çalışanlara 180 gün fiili hizmet zammı var. Yani siz 360 gün çalışıyorsunuz, 360'ın üzerine 180 günde ilave ediliyor. Prim gün sayınızı daha hızlı tamamlıyorsunuz ve emeklilik yaşınız da aldığınız, yararlandığınız fiili hizmet zammı süresi kadar da yaştan geriye doğru çekiliyor. Yani 55'te emekli olacaksanız örneğin 50 yaşınızda, 52 yaşınızda emekli olacaksanız örneğin basın sektöründe yıllardır çalıştığınız varsayalım, 5 yıl aldığınızda 47 yaşınızda emekli olma imkanına sahipsiniz. Yani bu sektörlerde bu meslekleri icra edenler diğer çalışanlara oranla en düşük 45 basın sektörü, en yüksek 180 yeraltı sektörü olmak üzere fiili hizmet zammından yararlanarak daha erken emekli olma imkanına sahip olabiliyorlar. Engelli annelere dedik, bu çok önemli bir konu, onun altını bir kez daha çizelim. 2008 yılından sonra çalışmaya devam edenler, daha öncesinde de çalışması olanlar, engelli çocukları varsa onlar da Sosyal Güvenlik Kurumu'na çocuklarıyla ilgili raporları ibraz ettiklerinde her yıl çalışmalarının karşılığında 90 gün prim günü ilave edilir ve ilave edilen bu prim günleri de emeklilik yaşlarından da düşülür. Evet. Peki. Şimdi kredi kartı borcu olanlar için gelecek bu sorun. Kredi kartı borcunuz varsa mutlaka bu soruyu ve cevabını dikkatlice dinleyin. Çünkü borç kapama kredisini soruyor kredi kartı borcu olan herkes. Kredi kartı borcu olanlara borç kapama kredisi verilecek mi? Evet. Asıl soru aslında ne zaman verilecek? Evet. Şimdi Nur Hanım, biz yine bu konuyla ilgili olarak çok sayıda soru alıyoruz. Maalesef ülkemizde 70 milyon kredi kartı var. 160 milyon da banka kartı var. 23 milyon ülkemizde icra dosyası var. 4 milyon kişi kara listede. Bunun anlamı şu: sokaktaki 4 kişiden birinin borcu var demektir. Şimdi hayatımıza giren bu plastik kartlar, kredi kartları maalesef toplumumuzun çok büyük bir kısmının hastalığı haline geldi. Cebimizde olmayan paranın sefası diyorum ben buna. Cebimizde kart var, markete gidiyoruz, çarşıya gidiyoruz, pazara gidiyoruz. Üzerimize ihtiyacımız olmasa da bir tane gömlek alıyoruz. İhtiyacımız olmasa da evimizin bir şeyini değiştiriyoruz vesaire derken geldik sona. Maalesef milyonlarca vatandaşımız kredi kartıyla ilgili büyük bir çıkmazın, borç bataklığının içerisinde. İşte bu borç bataklığının içerisinde olan vatandaşlarımız kendilerine uzanacak olan bir yardım elini bekliyor. Bu vatandaşlarımız maalesef artık asgari ücreti, yani asgari ödemeyi dahi yapamaz halde, pek çoğunun kredi kartı kapanmış halde
Önümüzdeki günlerde de icralık olanların sayısı daha da artacak. İşte tam bu noktada olan vatandaşlarımız sizin de seyircilerinizin sorduğu gibi borç kapama kredisi verilecek mi diyorlar. Borç kapama kredisi şu. Biliyorsunuz kredi kartının faizi diğer kredilere göre çok yüksek. Bu vatandaşlarımız da bir sefere mahsus olmak üzere mutlak surette kendilerine bu kredi kartı borcundan kurtulmak için bir borç kapama kredisinin ödenmesini, verilmesini istiyorlar. Daha düşük bir faiz oranıyla. Bazı vatandaşlarımız şu yorumu yapabilir Nur Hanım. Borç borçla kapanmaz. Evet biliyoruz ama öyle bir noktaya gelmiş ki kredi kartı borçları artık önüne geçebilmek mümkün değil. Faiz faiz üstüne biniyor. Vatandaşın geçim çilesi, ayakta durabilme çilesi daha da artıyor. Biz de hep şunu söylüyoruz. Vatandaşımıza bir sefere mahsus olmak üzere mutlak surette bu pandemi döneminde nasıl destek kredisi verildiyse özellikle kamu bankalarımızın vatandaşımızın kredi kartı borcundan kurtulması için bir borç kapama kredisini ödemesi, vermesi gerekiyor ki vatandaş nefes alsın. Ben öyle insanlar tanıyorum ki değerli izleyicilerimiz, bakın kredi kartı kabus haline dönüşmüş. Şunu söyleyen olabilir. Ya kullanmasaydın kardeşim, vatandaş alıyor 1500-2000 lira ya da 3000 lira maaş, çoluk çocuğu var, evi kira. Bu vatandaşın o cebindeki plastik kartı kullanmaktan başka maalesef ve maalesef çıkar yolu yok. Zaten gırtlağına kadar borcun içerisinde, işte o borç bataklığının içerisinden kurtaracak olan kredinin adı da maalesef borç kapama kredisi. Bununla ilgili kamu bankalarımızdan biz adım atmalarını bekliyoruz. Evet. Ve ileri bir şekilde. Evet. Gerçekten. Bakın pandemi döneminde. Herkesin bu konuda canı burnuna gelmiş durumda. Buranın, salgın döneminde vatandaş çalışamadı. 16 milyon kişi hizmet sektöründe sigortalı. Bu vatandaşlarımız para kazanamadı. Kredi kartlarını daha çok kullandılar. Evinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için. Şimdi gelir olmadığı için de borç bataklığının içerisine düşen vatandaşımızın sayısı arttı. Biz onun için, vatandaşlarımız onun için borç kapama kredisi istiyor. Peki borcu olanlara 10.000 TL kredi desteği verilecekti. Evet. Şimdi bu konu yine çok sayıda soru aldığımız konulardan bir tanesi Nur Hanım. 1 Nisan tarihi itibariyle 3 tane kamu bankamız, 2 tane de katılım bankamız, kamuya ait olan kamu bankaları vatandaşımıza %0.49 oranıyla bir kredi vermeye başladılar. Başvuruları aldılar. Yaklaşık 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Gelinen noktada sadece ve sadece %50'li kısmı bu krediyi alabildi ama pek çoğu da 3000 lira aldı. Hala bu kredi için vatandaşımıza cevap verilmeyenler var. Hala 1 Nisan'da başvurmuş, hala cevap verilmemiş. Vatandaş da diyor ki bayram geldi geçti, Ramazan geldi geçti, hala benim kredime cevap verilmedi. İkinci destek kredisi paketi açıklandı, hala birinciye cevap yok. Şimdi bununla ilgili olarak da vatandaşın beklentisi şu. 10 bin lira destek kredisi demiyorum ben buna, 10 bin lira can suyu diyorum. Vatandaş bitti, tükendi, yok oldu. Gelin vatandaşımıza bunun içerisine özel bankaların da dahil edilmesi gerekiyor. 8 milyonluk başvuru 3 tane banka tarafından iş yükü olarak kaldırılamaz. Milyonlarca başvuru kaldırılamaz. Bu bankaların internet siteleri kilitlendi. Müşteri hizmetleri, telefonla aradığımız yerler kilitlendi. Özel bankalar her yıl %50, %60 kar ediyorlar. Gelin taşın altına siz de elinizi koyun. %50, %60 para kazanacaksın. Bu vatandaşın en zor döneminde dahi yanında olmayacaksın. Evet, vatandaş da parayı ödeyemeyince haklı olarak, borcu da varsa, işte parayı da ödeyemiyorsa hemen kara listeye alınıyor, evet, değil mi Özgür, evet. Bey? Şimdi onu da soracağım hemen buna ilişkili olarak. Bankalara borcu olanlara, kara listeye alınanlara sicil affı geliyor mu? Evet, şimdi bu konuyla ilgili talepler çok sayıda. Özellikle bu pandemi öncesi ve sonrasında çok sayıda vatandaşımızın kara listeye, yani önceden girmeyenler dahi bu pandemi süresi içerisinde mevzuatta bir değişiklik yapılmazsa neredeyse yarıdan fazlası ilave olarak kara listeye girmiş olacak.
Şimdi bunlarla ilgili mutlaka bir düzenleme yapılması gerekiyor. İşte az önce bahsettilen gerek Sayın Ağaoğlu'nun gerekse Fatih Bey'in ifade ettiği bu kredilerle ilgili sıkıntılar da esasında bu kara listelerden kaynaklanıyor. Çok sayıda vatandaşımız bankalarda kara listede olduğu için bu pandemi döneminde ne yazık ki kendilerine kredi verilmedi. Bunlar da çok ciddi sıkıntı içerisinde. Bununla ilgili acilen mutlaka bir yasal düzenlemenin yapılması gerekiyor. Aksi takdirde bankaların tasarrufuna bırakıldığında bankalar bu tür konularda çok fazla adım atmıyor. Hele hele özel bankalar şu süreç içerisinde vatandaşlara hiçbir şekilde kredi kullandırma noktasında kasalarından sıcak paranın çıkmasını istemediler. Sayın Cumhurbaşkanı olsun, gerekse sayın ilgili bakanlar olsun, bununla ilgili çok sayıda serzenişte bulundular fakat maalesef kulaklarını tıkadılar. Ancak bunun önüne geçebilmenin, yani bu bankaları hayata geçirebilmenin ya da aktif hale edebilmenin tek yolu yasal düzenleme. Yasal düzenleme yapılmadığı sürece bunların önüne geçilmiyor. Bazı noktalarda yasal düzenleme yaptığınızda da bu sefer bir takım sıkıntılar doğurabiliyor. Bankaların gerçekten bu süreç içerisinde vatandaşın yararına olan, vatandaşın sorunlarına çözüm bulacak, derman olacak adımlar atması gerekiyor. Evet, kara liste ancak yasal düzenlemeyle bunun içerisinden çıkılabilir ama diğer konular, az önce Fatih Bey'in bahsettiği bu krediler, bankaların tasarrufun kendi inisiyatiflerinde olan bir şey. Mutlaka bu konuda da onlar da adım atması gerekiyor. Ama tekrar etmekte yarar var. Bankalar ne kadar isterse istesin kara listeden hiçbir vatandaşı çıkarması mümkün değil. Bu ancak yasal bir düzenlemeyle çözüme kavuşturulabilir. Bunun da acilen yapılırsa, bu da acilen yapılırsa, çünkü şöyle bir durum var Nur Hanım. Bugünlerde çalışma hayatında da bir takım değişiklikler söz konusu olacak. İşte yapılan yeni düzenlemelere ilişkin bir takım düzenlemeler, yeni çalışma hayatına ilişkin farklılıklar ortaya çıkıyor. Bunlar da istihdamda farklılıklar yaratabilecek. Onun için çalışanların bu süre içerisinde işsiz kalma olasılıklarına da dikkate alarak bu kara listelerin bir an önce düzenlenmesi ya da düzeltilmesi şarttır. Evet. Şimdi seyircimizin de sesini ve sorularını çok önemsediğimizi program başından beri söylüyorum. Vatandaşın da sesini duyurmak istiyoruz. Aydın'dan Aydın Bey bağlanıyor. Aydın Bey. Evet. Hoş geldiniz. Canlı yayındasınız. Buyurun. Evet, teşekkürler. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hemen alalım sorunuzu. Evet. Şimdi biz yıllardır sigortalı çalıştık ama bilmediğimiz için bize yani her ay bir gün gösterdiler ve günlerimizi göstermediler. Nasıl bunun haklı olabiliriz yani, nereye başvurabiliriz yani? Şimdi Aydın Bey, hangi sektörde çalışıyorsunuz bilmiyorum ama ne kadardır, bir süredir bu şekilde yapılıyor? Eğer çalışmaya devam ediyorsanız Alo 170 hattına ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'na ihbar... Şimdi, o zaman yapılması gereken işlem şu: işten ayrıldığınız takdirde 10 yıllık süreye ilişkin hizmet tespitine ilişkin dava açabilirsiniz. Dava hakkınız saklı. Yeter ki siz o iş yerinde çalıştığınızı hakim huzurunda, mahkemede belgelendirin. Ben bunu... Peki, teşekkür ederim. Buyurun Aydın Bey. Bunu soracağım. Mesela ben çalıştığım kurumlar işat olduğu için bunlar yani bize bir gün gösteriyordu. Geçen diğer ayda da bir gün gösteriyorlardı. Biz de bilmediğimiz için yani haklarımızı savunamadık. Şimdi evet, bakalım şöyle bir şey var. Yani Özgür Bey yolunu söyledi ancak... Aydın Beyciğim. Ama zaman geçmiş yani. Aydın Beyciğim, şimdi evet, sorunuzu uzmanlarımız da anladı. Lütfen ekrandan da çok iyi dinlerseniz. Evet. Nereye başvuruyorlardı bir daha söyleyeyim ama cevap alamadıklarını söylüyor seyircimiz. Evet, Alo 170 Özgür Bey de ifade etti. Sosyal Güvenlik Hattımızın, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ihbar hattı, sorunlarınızı aktarabileceğiniz bir yer. Alo 170'i çeviriyorsunuz. Şimdi Özgür Bey ifade etti neyin yapılması gerektiğini ama ben vatandaşın kendisinde de bir bilincin olması gerektiğine inanıyorum. Bunun için cep telefonunuzda E-Türkiye, E-Devlet'e giriyorsunuz. O arama bölümüne hizmet dökümü diye yazın. Hizmet dökümünde sizin çalışıp çalışmadığınız, ne aktif olup olmadığınız, kaç gün sigortalı olduğunuz zaten yazıyor. Yani kontrolleri siz başkasına bırakmayın. Şu cepte, yani hepimizin cebinde bir tane cep telefonu var. Yoksa da birinden rica edin. Bir şekilde siz gidiyorsunuz postaneden bir tane şifre alıyorsunuz. Bu şifreyle buraya girebiliyorsunuz. Evet. Nurhan Hanım hattımızda. Nurhan Hanım. İyi günler hanımefendi. Hoş geldiniz. Buyurun. Benim bir sorum olacaktı da. Ben emekli sandığı emeklisiyim. Evet.
Babam da 1990 yılında vefat etti. O da sosyal güvenlik işçi emeklisi, SGK'dan emekli. Ben de evli değilim. Acaba babamdan şu anda annem alıyor maaşını. Ben de alabilir miyim diye onu soracaktım Nur Hanım. Peki, çok teşekkür ediyoruz Nur Hanım. Soralım bakalım. Nur Hanım, ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olunuz. Çok teşekkürler. Nur Hanım kendisi emekli olduğu için babasından SGK'dan yetim aylığı alamaz. Eğer kendisi emekli olmamış, eşinden emekli sandığından aylık alıyor olsaydı o zaman alabilirdi. Peki. Nur Hanım'a teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş'tan Alaaddin Bey'i bağlıyoruz. Alo. Alo. Alaaddin Bey, duyabiliyor musunuz bizi? Duyuyorum efendim. Efendim, canlı yayındasınız. Sorunuzu alalım lütfen. Ben Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan bir vatandaşım efendim. Sevgiler sunuyoruz Kahramanmaraş'a, Afşin ilçesine. 41 seneden otobüs şoförüyüm. Yaşım 64. Evet. 2610 günüm var. 2633 günüm var. Demedim efendim. Emekli olamadım. Nasıl yardımcı olurlar bana? Fatih Bey'den rica ediyorum. Eğer bana yardımcı olursa çok sevinirim. Kendine saygıyla selamlıyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Hem Fatih Bey hem Özgür Bey'e soralım. Şimdi Alaaddin Bey'in esasında ilk sigorta başlangıç tarihini alabilseydik eğer hattaysa. Efendim, ilk sigorta tarihim 1990 efendim. 1990. Şimdi Alaaddin Bey, başka esas... sorumuz var yok, mı? Yok, başka sorumuz Alaaddin yok. Bey, bakın, sizin yaşamınızla ilgili önemli bilgiler verecekler, çalışma hayatınızla ilgili. Siz televizyon ekranından lütfen takip edin. Teşekkür ederiz. Şimdi Alaaddin Bey esasında 52 yaşında. Bundan aşağı yukarı 12-14 sene öncesinde emekli olabilirdi. Otobüs şoförlüğü yaptığı için muhtemelen sigortası yapılmamış. 5525 güne ihtiyacı var. Bunu tamamlaması şu an mümkün değil. 2638 günü var. En kolay yöntemle 3600 günden emekli olabilir. Yani bu 2638'i yaklaşık 1000 gün kadar daha isteğe bağlı prim ödeyerek SGK'lı olursa, yaşı da zaten şu an doldurmuş durumda, 60'ın üzerinde, 60 yaşında normalde 3600'den de emekli olabilirdi. İki tane yaşı kaçırmış prim günlerini tamamlayamadığı için. Biz buna kısmi emeklilik diyoruz. Alacağı maaş da yaklaşık 1500 lira civarında. Ama o iki maaşı kaçırmamış olsaydı, değil mi? İki dönemi mi? Evet, iki dönemi. İki yaşı kaçırmış. Birinde 52, olsaydı. 52'yi kaçırmış. 52'de 5525. Bu sefer 58'e gelmiş. 58'de 3600'e düşmüş. Hala günü eksik. Peki, bunlarla ilgili siz dediniz ki E-Devlet'ten herkes kişisel verileriyle takip edebilir. Sizin önereceğiniz başka bir şey var mı? Yani şu an artık sosyal güvence kapsamında olup olmadığı noktasında vatandaşlarımızın, yani çalışanlarımızın cep telefonlarına, sosyal güvenlik sistemine girip eğer bir telefon numaralarını orada güncellerlerse kendileriyle ilgili prim bu ay diyelim ki 3000 liradan yattı. Önümüzdeki ay 2900 liraya düşerse sosyal güvenlik kurumu hemen çalışana bildiriyor. Prim esas kazancın düşürüldü, kontrol et diye. İşe başladığında sigorta girişin yapıldı, hayırlı olsun diye. İşten ayrıldığında şu tarih itibariyle işten ayrıldın. Bundan sonra şu günden itibaren genel sağlık sigortalısı olarak zorunlu hale geliyorsun. Gelir testi yaptır, yoksa borç çıkartırım diye sosyal güvenlik kurumu artık akıllı her şeyi vatandaşa bildiriyor. Yeter ki vatandaşımız duyarlı olsun. Duyarlı olup takipte olmak tabii gerekiyor. Tabii E-Devlet'teki telefon bilgileriniz, adres bilgileriniz güncel olursa sosyal güvenlik kurumu size bütün bunları bildiriyor. Mesela bütün kayıtlarınız yerinde, emeklilik başvurusu yaptığınız E-Devlet'ten size hemen 5 dakika sonra sosyal güvenlik kurumu yaşlılık tahsis talebiniz alınmıştır, hayırlı olsun diyor. Güzel. Evet, yani ülkemizde dijitalleşme gerçekten pek çok ülkeye göre çok çok iyi bir noktada. Kamu kurumlarımızın pek çoğu dijitalleşiyor. Bu da çok güzel bir hizmet. Emeği geçenleri kutluyorum. Evet, seyircilerimiz şu anda soluksuz bu sorunun cevabını bekliyor. Kimlerin emekli maaşı iptal edilecek? Evet Nur Hanım, süre kısıtlı olduğu için çok hızlı bir şekilde Özgür Bey'le beraber hemen anlatmaya başlayalım. Şimdi biliyorsunuz bazı sahte boşanmalar var. Evet, babasından, annesinden maaş alabilmek için sahte boşanmalar yapılıyor. Bununla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumumuzun denetmenleri gerçekten üstün bir performans göstererek bunları tespit ediyorlar. Bu vatandaşlarımızın maaşları kesiliyor. Bunun yanı sıra yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de bulunmadıkları halde kendilerini bazı şirketlerden sigortalı gösteriyorlar ve bunlar da tespit ediliyor. Bu vatandaşlarımızın da maaşları kesilecek. Evet. Bir de tabii çalışmadığınız bir yerde kendinizi sigortalı göstermeyin. Bunlar da
kesilen maaşlar arasında. Yani sahtecilik yapıyorsan. Evet. Yani bir yerde ücret almıyorsanız aynen, orada sigortalı olamazsınız. Aynen. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hakkımı biliyorum ve güçlüyüm.